yolu yürüyüşü için Mehmet'le Bodrum'dan Datça'ya hareket ediyoruz. Şu an Bodrum Datça feribotundayız. 1 saat 45 dakika sonra Datça'da Karaköy Limanı'na inip oradan Eski Datça'ya geçip Rıza'yla buluşup Eski Datça'dan yürüyüşümüze başlayacağız. Ayın kaçı? Ayın şu an 3 Haziran tekrar 2017. Evet, 3 Haziran. Evet, Mehmet'in muhteşem telefonla 3 Haziran'da kanaat getirdik. Bodrum'dan ayrılıyoruz. Datça arkamızda kalıyor. Haziran 2017. Eski Datça arkamızda kaldı. Birazdan Eski Datça görünmez olacak. Arkaya sarkacağız. Eski Datça arkamızda kalırken tepeden Hızır Şah'a doğru iniş başlıyor. Hızır Şah köyünün içinden geçiyoruz. Evet, domuz çukuruna doğru ilerliyoruz. Vadinin iyice darlaştığı bir bölgeden geçiyoruz. Birazdan bir 5 kilometre sonra domuz çukuruna varacağız. Evet, Hızır Şah'tan çıkalı 6,5-7 kilometre oldu ve deniz göründü. Domuz çukuru aşağımızda kalıyor. Bir 6 kilometre sonra falan domuz çukurundayız. Yol kenarında ilginç bir delik. Ne olduğu belli değil ve çok eski duruyor. Zamanımızın işi değil. Domuz çukuruna doğru iniyoruz. Rıza ve Mehmet geliyorlar. Domuz çukuruna 5 kilometre kaldı. Kızılbük aşağımızda. Burada güzel bir kamp yeri var. Zaten kamp yapılmış daha önce. Hazır kampçının ateşleri de var. Ve manzara çok güzel. Her şey hazır burada. Ama aşağıda deniz varken burada kamp yapmak da biraz olası değil. Domuz çukuruna inerken eski yapıları görüyoruz. Muhtemelen de bu patikalar domuz çukuruna giden eski patikalar. Karayolunun Datça parkurlarını yürüyoruz. Arkamızda domuz çukuru var. Hemen sağ tarafımızda Kızılbük var. Sonra Ovabükü, Hayıtbükü. Şu an saat 5. Akşam 9'a kadar 4 saatimiz var. Bu 4 saat içinde Hayıtbükü'ne varmayı hedefliyoruz. Umarım varabiliriz. Hava da çok sıcaktı. Yeni yeni bulutlandı hava. Biz serinledi ve nefes aldık. Aşağıda bir yarım saat bir deniz molamız olacak. Çünkü çok sıcak geçti bugün. Evet, domuz çukuruna indik. Şu an zemindeyiz, düzlükteyiz. Birazdan denize gireceğiz. Perişan olduk sıcakta. Az önce üzerinde oturduğumuz kayalıklar. Evet, domuz çukuruna indik. Bu sıcak günün yorgunluğunu burada attık. Bir 3-3,5 saat yürüyüşle Hayıtbükü'ne varmayı planlıyoruz ama muhtemelen hava karardığında varacağız. İnanılmaz rahatladık. O sıcaktan sonra o buz gibi deniz ve bu buz gibi duş çok iyi geldi. İyi misin Rıza? Su nasıl? Gayet güzel. O kadar sıcağın üstüne öyle serinletiyor ki. Cos diyor. Domuz çukurundan ayrılıyoruz. İstikametimiz Palamutbükü. Bugün Hayıtbükü'ne varmayı planlıyoruz. İnşallah olur. Domuz çukurundan sahile çıktık. Buradan tekrar patikaya gireceğiz. Domuz çukurundan Kızılbük'e doğru gidiyoruz. Koy ve sağında yürüyeceğimiz patika.
sahilde bir tane top. Kırık ama oğlum Kaan'a götüreceğim. Bir top daha. İçi su doluymuş. Saatler önce yukarıdan gördüğümüz Kızılbük'e nihayet ulaşıyoruz. Saat 18.15. Kitabın belirttiği saatte biz de buradayız. Buraya araç yolu yok, su yok, hiçbir şey yok. Kamp yapmak isteyenler burada tam yük yürümek zorundalar. Yukarıdaki tepelerden geçmiştik. 16.18 Kızılbük'e ulaştık. Evet, yolumuz şu şekilde devam ediyor. Yarın Kinidos'a kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Bakalım başarabilecek miyiz? Turşusu mu? Söğüşmüyor. Evet, adını bilmediğimiz bir koya daha indik. Koylar hep böyle. Denizin getirdiği çöpler ve kamışlarla, yani büyük kamışla, yani kargılarla dolu koylardan geçiyoruz habire. Az önce deniz koruğu bulduk, yedik. Acayip lezzetliydi. Ben turşu dışında yendiğini bilmiyordum. Geldiğimiz patika gözüküyor. Datça'da akşam oluyor. Karşıda Simi Adası, Sönbeki. Bugün 12.30'da başlamamıza rağmen çok zorlu Karya yolu Datça parkurlarında 20. kilometreyi geçtik. Palamut Bükü'nden vazgeçtik. Kayıt Bükü'ne ulaşmaya çalışıyoruz. Saat akşam 20.15. Ulaşabilir miyiz bilmiyorum. Önümüzdeki tepeyi de aşacağız. Evet, şu görmüş olduğunuz burunu, şurayı da aşacağız. Arkasında kamp yapacak bir yer var mı ona bakacağız. Bugünlük plan bu. Bir çıkış var. Mesudiye yakınlarında yakın. Kızılbük sahilinde kampımızı topladık. Evet Mehmet, bugünkü rotamız hakkında bilgi verir misin? Vereyim abi. Heh. Kızılalan Körmen arası 25 kilometre. Bugünkü toplamda, yürüyeceğimiz yer. Toplamdaki hedefimiz 37 kilometre. Bugün. Bugün. Ama sanırım 25 kilometrede biteriz. Kızılalan Körmen'de biteriz herhalde. Çıkış 116 metre. Su durumu... Su kaynağının sıkıntı yokmuş. Sahil takip ederek gidiyormuşuz falan filan. Kızılalan Körmen arasında limanı su yokmuş abi. Başka da bir şey yok. Evet. Bakkal çakkal var. Dağcının çantası ayakta durur böyle. Düşmez. Dağıtır. 4 Haziran 2017. Kızılbük'ten Palamut Bükü'ne hareket ediyoruz. Sabah 7.30. Buradan Gabaklar yazan yerden aşağıya inip sahilde kamp yapabilirsiniz. Ve tekrar yukarı çıkıp rotaya girdik. Kızılbük'le Hayıtbükü yan yana. Şu gördüğümüz yer Hayıtbükü. Hayıtbükü adını hayıt denilen bir bitkiden alıyor. Kokulu bir bitki. Hayıtbükü'nden yarım saatlik yürüyüşle Ovabükü'ne geldik. Saat 8 civarı. Evet, Gülcan Restorant'tan sağa dönüyoruz. Mesudiye Avlana Mahallesi'ndeyiz. Hayıtbükü'nden buraya kadar asfalt yolu. Yürümenin bir anlamı yok. Araçla geçilebilir. Avlana Mahallesi'ndeki kahve ve yolumuz buradan devam ediyor. Normalde yol bu şekilde gidiyor ama biz gerçek eski köylülerin kullandığı eşek yolundan şu arkadan evin arkasından dolanacağız. Ve burada da çeşme var. İnsanlar damacanayla su dolduruyor, içilebilir. Yarım saat önce çıktığımız Ovabükü orada. Avlana Mahallesi. Önümüzde Mesudiye. Ve eski yol şu şekilde geliyor.
Köylerin de kullandığı eski bir antik yol burası. Devam abi. Avlanadan yarım saat süren bir yürüyüşle zirve noktasına ulaşıyoruz. Buradan sonra Palamutbükü istikametinde iniş başlıyor. Çok eğlenici yok. Çok. Mehmet eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz abi. Aynen. Çok evet. Rıza sen de eğleniyor musun? Çok. Eğlenceden uçuyoruz. Evet bayılıyoruz ya eğlenmeye. Eğlenmek için geldik zaten buralara. Kesinlikle. Evet. Avlana Mahallesi. Palamutbükü rotasındayız. Küçük bir meşe gölgesi bulduk. Orada dinleniyoruz. Yükümüzü azaltıyoruz. 400 gram benden gidiyor. 330 benden. 10 gram bende. En az Rıza'dan gidiyor. Palamutbükü'nden önce son çıkış. Hava bulutladı. Güzel bir de esinti var tepede. Çok iyi. Baksana abi. Asfalttan Palamutbükü'ne doğru girdik. Okan da geliyor. Evet, Sarıhoş sahil emlaktan sola dönüyoruz. Evet, işaretler burada. Evet, 5 ay sonra. Hayır, 4 ay sonra tekrar aynı parkurda yürüyorum. 4 ay önce Şubat ayında eşimle ve oğlumla yürümüştük aynı parkuru. O zaman badem çiçek ağaçları, bademlerde hep çiçek ağaçları vardı. Şimdi ise bademler var. Kırıp içini yiyoruz. Palamutbükü'nden sonra en çok yükseleceğimiz tepelerden biri bu. Aynı bu yükseklikte birkaç küçük iniş çıkıştan sonra çıkacağımız bir tepe daha var. Karşıda buranın son evi. Evet, şu anda Palamutbükü'nün tepedeyiz. Burada bir tane çeşme var. Mehmet Gültekin suyu bulunca duş almaya başladı. Evet, soyunmaya bile üşenip bütün kıyafetleriyle şu anda duşunu alıyor. Evet, şimdi bir ağaçlara bir kendine su tutuyor. Haziran'da yürürsen yapacağım bu. Her suda duş alacaksın, her suda. Hem de böyle susuz yerde. Evet. Burası Kimenos'a giderken ki en son su noktası. Burada bir tane çeşme var. Bir tane karşıda var. Karşıdakinde hortum var. Duş alınabiliyor. Rıza ne yapıyorsun? Abi Datça'dayız. Datça badem meşhur dediler. Şimdi Datça'ya gelip de badem yemeden gitmek olmaz. Badem kırıp badem yiyoruz. Süper. Bahçeler senin herhalde, bademlikler. Valla arkadaşlar ekmişler, sağ olsunlar. Ekmişler, gelin ben yiyeyim. Geçmişlerinin ruhuna değsin. Amin. Yalnız badem yiyecekler, Palamutbükü'nden Kinidos'a doğru yürüyorsanız bu nokta son badem noktası. Bundan sonra badem falan yok. Belenköy'ün girişindeki mezarlıktaki çeşmede su var mı diye kontrol etmeye gitti Rıza. Orada bir şehit mezarı. Duasını yapıyor mezarın başında. Ben de buradan. Palamutbükü'nden 6,5-7 kilometre sonra Bayırköy'ü. Palamutbükü'nden 6-7 kilometre sonra Bayırköy'üne ulaşıyorsunuz. Bayırköy'ünü uzaktan görürken aynı bu toprak yoldan devam ediyoruz.
varacağımız yol da Düştepe'ye tırmanan toprak yolu. Şuradaki. Evet, şimdi Mehmet ayaklarına sargı yapıyor. Mehmet, niye yapıyorsun onu? Su toplayacak gibi. Su toplamadan ayaklar stoplayınca ona stoplazma denir. Öğrenin. Bak. Ben su toplamadan erken davrandım. Hava çok sıcak. Ayaklar botun içinde yanıyor. O yüzden acımaya başladı. Hissettim yani, önceden de bu şekilde acıyarak stopladığını bildiğim için erken davranıyorum yani. Yani seni yeneceğim İstanbul. Evet, bu bölgeden zikzaklar çizerek iniyoruz. Yolun kenarlık duvarları belli. Ve bir su noktası ve bir değirmen. Bu yollar, bu değirmene gelen yollar ve taraçalandırılmış ve buralar eskiden bahçeymiş. Ve kamışlar var, bu bölgede hala su var. Kinidos istikametinde ilerliyoruz. Çok eski patikalar bunlar. Sulu bölgeye katırlar, eşeklerle değirmene, sulu bölgedeki değirmene eşya taşına yer. Burada da bir su toplama havuzu. Yeni bu tabi, betondan yapılmış. Muhtemelen yangın için falandır. Burada incirler dolmuş, tadına bakmadan geçemeyeceğiz. Evet. Rıza geliyor. Sonra 13-14. kilometredeki tek ev su noktası. Burada yalnız yaşayan biri var. Selam verip geçeceğiz patikada. Oradan sonra devam ediyor. İnce bir çizgi halinde şuradan devam ediyor. Mithat ve Demir abinin yeri. Burada üzüm, kavun, karpuz, çilek, fasulye, börülce, kabak, aklınıza ne gelirse yetiştiriyorlar. Üzümden şaraplarını kendileri yapıyor. Kır şişe kadar yapıyorlarmış. Yalnız buraya zodyakla falan gidip geldiklerini düşünüyorduk ama geldiğimiz patikalardan bir eşekleri varmış ve eşekle gidip geliyorlarmış. Çok güzel. Mehmet şimdi bir şey buldu. Onu yiyor. Mehmet, ne yiyorsun? Hayakuru. Yiyeyim mi? Evet, bu bizim salatalarda ve mezelerde kullandığımız kaya kuruğu mu? Turşusu 10 numara olur da böyle de güzel. Evet, bu gördüğümüz burundan bulunduğum yere kadar hayatımda yürüdüğüm en zorlu trekking rotası parkurunu yürüdüm. Hep deniz kenarı ve taşlık. Üzerimizde kuru bir yer kalmadı terden. Bağlar özüne ulaştık. Şu anda Bağlar Özü'ndeyiz. Burası Bağlar Özü. Bura araç giren bir yer, su bulunan bir yer. Şurası değirmenin hemen 100 metre yukarısı. Şu geçit. O geçitten buraya kadar geldik. Şu an Bağlar Özü'ndeyiz. Bağlar Özü'nden çıkıştayız. Bağlar Özü'nün sahilin sonundan sonra tekrar toprak yola giriliyor. Burası Bağlar Özü. Eski üzüm bağlarının olduğu yerler, şimdi hep badem ek. Evet, ikinci günün sonuna yaklaşıyoruz ve Kinidos bize karşıdan gülümsemeye başlıyor. 2-2,5 saat sonra orada olacağız. Hava kararmadan orada olmayı ümit ediyoruz. Bağlar Özü'nden çıktıktan sonra buraya kadar çıktık. Buradan uca kadar geldik. Uçtan da sahile yürüdük ve şimdi buradayız. Kinidos'a doğru yürüyoruz. Kinidosların devasa bir kent kurup büyük nüfusa ulaşmasının nedeni belki de bu bitki. Çakşır. Thank you.
Kinidos'taki gizli koylardan biri ve Karyalıların meşhur şaraplarını ürettikleri üzüm bağları şimdi otluk halinde. Yürüyüşümüzün 3. günü, saat 7.13 sabah, güneş yine tepelerin arkasından göründü ve bu muhteşem koydan, bu güzel kamp yerinden ayrılıyoruz. Hedefimiz Kinidos. Muhtemelen bir 45 dakika sonra Kinidos harabelerinde olacağız. Normalde buralarda kamp yapmak yasak. Fakat gizli bir koy olduğu için ateşimizi de yaktık, yemeğimizi de yaptık. Bir sıkıntı yaşamadık. Mültecilerden kalan bir bot insanın moralini bozuyor. Evet. 2 gündür güzel yürüyoruz. Ufak tefek sıkıntılar yaşasak da gayet başarılı ve hızlı bir yürüyüş, tempolu bir yürüyüş oluyor. Mehmet, Okan sakatlanmasaydı eğer 3 kişi devam edecektik ama Okan sakatlanınca 2 kişi yürüyüşümüze devam ediyoruz. Güzel. Datça'da yürüyüş güzel. Yalnız birçok patika artık orman yoluna dönmüş durumda. Bu da can sıkıcı. Yani oralara yürümeye değmez yani artık. Koydan çıkıyoruz ve şu an ben rotaya girdim. Rıza da geliyor peşimden. Çok tehlikeli bir parkur. Baton ayağına dolanmasın ama dikkat. Evet, Kinidos'a ulaştık. Sabah saat, bakacağım kaçmış. 7.13'te kamp yerinden çıkmıştık. 7.47. Yani 34 dakikada buraya ulaştık. Yani Kinidos'a yakın kamp yapılabilecek en güzel yer. Ve en yakın yerde kamp yapmışız. Hani acaba daha yakın bir yer var mıydı diye içimizden geçirdik ama doğru bir seçim olmuş. Evet, gişe kapalı. Giriş 10 lira normalde. Şu anda bize beleş. Evet, çalışmalar sürüyor. Şu görmüş olduğumuz en eski iskele Sir Charles Newton'ın bu bölgedeki tonlarca ağırlığındaki hazineleri gemisine yüklediği iskele burası. Bir kısmı denizin altında kalmış, bir kısmı hala orada. Yani birçoğunu çalmamış, Osmanlı Devleti'nin izniyle götürmüş. Ayrıyeten bunu da söylemek gerekir. Burası Kinidos'un stoası. Kinidos'un içindeyiz. Herodot'un anlattığına göre antik çağlarda meydana gelen bir kıtlıktan sonra insanlar tavla ve barbut dışındaki oyunları icat ediyorlar. İşte o oyunlardan bir tanesi. Dün yürüyüp geldiğimiz yerdeki değirmenin olduğu noktadan Kinidos'a su taşınıyordu ve bunlar Kinidos'un o dönemki su ağları ve yürüdüğümüz yolun yukarı tarafında bu su ağlarının gerçek hatlarını görebiliyormuşuz ama karya yolunu yapanlar gerçek bir karya yolundan daha sonra değirmen yoluna çevirmişler ve değirmene gidip gelme yolunu işaretleyerek karya yoluna kazandırmışlar. Antik yoldan yürümek isterdik. Şu an Kinidos'tayız. Karya döneminde burada siyasi bir birlik kuruluyor ve 5 tane Karya kentini içine alan bir birlik oluyor bu. O birlik her zaman bu bölgede, buradaki Apollon Tapınağı'nda, yani şu bölgede şenlikler düzenliyor, güreşler yapıyor, eğlenceler düzenliyor ve bu 5 kentten başka kent katılamıyor. Herodot'un anlattığına göre yapılan eğlencelerde ve yarışmalarda Halikarnassoslu, ismini hatırlayamayacağım, biri birinci geliyor ve ona bir kazan hediye ediliyor ve bu kazanı o kişi tapınağa, bu Apollon tapınağına hediye etmek yerine alıp tapınağa evine götürüyor. Bu nedenle Halikarnassos'u bu siyasi birlikten çıkarıyorlar. Şuralar o dönemin geniş katılımlı bu eğlencesinde
seyircilerin oturduğu ve izledikleri yerler. İleri kısımları çökmüş ama burada tribünler hala duruyor. Aslında arkeologların anlattığı da şu. Atılma nedeni aslında Halikarnassos'un atılma nedeni bir İyon kenti değil de Karya kenti olmasıdır. Küçücük bir kazan yüzünden birlikten atılmayacağını söylüyorlar. Şu görmüş olduğunuz yerde meşhur çıplak Athena tapınağının bulunduğu yer. Ama o çıplak Athena tapınağının nerede olduğu belli değil. Bu tapınağın bir yontucu tarafından yontulduğu, bir kıyafetli bir de kıyafetsiz Athena heykelinin yapıldığı, daha sonra Kosluların giyinmiş şekildeki Athena tapınağını, Athena heykelini aldıklarını ve buraya da çıplak olanın kaldığını yazar. Ve çıplak olan dev Athena tapınağını, çıplak olan dev Athena heykelini buraya dikerler. Ve dünyanın ilk turizmi başlar burada. Buradan geçen gemiler, ticaret gemileri, askeri gemiler çıplak Athena heykelini görmek için buraya yanaşırlar. Yani dünyada da turizmin ilk yaşandığı yer burasıdır diyebiliriz. Kapkrio burnundaki deniz feneri. Buraya halk deve boynu diyor. Eski adı Kapkrio. Burası önceden bir adaydı. Ama daha sonra şu bölge insanlar tarafından doldurularak ya da alüvyonlar tarafından dolarak orası bir yarımadaya dönüşüyor. Eski adı Kapkrio, yeni adı Deve Boynu. Bu bölge ise Apollon Tapınağı'nın ve Artemis Tapınağı'nın rahiplerinin kaldıkları yerler. Ya da tapınağa getirilen hediyelerin saklandığı yerler. Yani burada bir hazine bulunduysa bu bölgeden bulunmuştur. Ve onları Sir Charles Newton mutlaka İngiltere'ye götürmüştür.